Tüm fotoğrafçılar seçimler yaparlar. Bu seçim, Instagram'da nasıl bir çerçeve kullanacağınız da olabilir, nasıl bir kamera kullanacağınız, nasıl baskı yaptığınız ya da ne şekilde paylaştığınız da. Fotoğrafçılığın gücü insanların kabul ettiğinden çok daha fazlası. Bunu anlamak için resimlerin ne şekilde oluşturulduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başladım çünkü diğer insanların bilmediği bir şeyi bilmek istiyordum. Bir resmi diğerlerinden daha önemli yapan şey nedir? İnsanların uğruna müziğe koşacağı bir resmi nasıl çekebilirsiniz? Benim buna katkım ne? Bu fotoğrafa biz ne katıyoruz? Bence birçok şey ile mücadele etmeniz gerekiyor. Kesinlikle buna değecek bir deneyim. Fotoğrafları üründen ziyade süreç olarak düşünürseniz işte o zaman gerçekten de ne anlatmaya çalıştığını anlamaya başlıyorsunuz. Bu süreç neden diğerlerinden farklı? Bunun anı yakalamakla ilgili değil, o anı hissetmekle ilgili olmasını istiyorum. Gördüğüm şeyi sen de görebiliyor musun? Hayır, bunu başka kimse göremez. Bir şeyi durdurarak onu normalde göreceğinizden çok farklı bir şekilde görebilirsiniz. Bence hareketsiz obje fotoğrafçılığının en büyüleyici yanlarından biri de bu. Kendinizi soyutlamanıza ve dünyaya daha farklı bir gözle bakmanıza olanak sağlıyor. Tamam, yaklaşık yarım saniye sürecek.